İnsan ölür, eseri kalır. Allah hayırlı ve uzun ömürler versin. Bu yol, bu yolla birlikte Orhan Bıçakçıoğlu'm her şeyden önce benim gönlümde, benim kalbimde her zaman özel bir yeri olan ve sürekli anılan bir şahsiyet olacaktır. Eminim ki bütün halkımız da bunun bilincinde, bunun şuurundadır. Hepinize birden teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Huzurlarınızda Sayın Başkanım'ı konuşmaya davet ediyorum ve sarılıp öpmek istiyorum. Neyse. Cümleten selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Tabi Osman abi biraz methetti. Nefisten Allah'a sığınırım. Hayatımın hiçbir döneminde nefsime kapılmadım. Bundan emin olun. Yaklaşık 2 yıl önce bu belediye başkan adaylığım gündeme geldiğinde bir tarafım hizmet et, git hizmet et doğup büyüdüğün topraklara diye ağır bastı ve buraya Beşiktaş'ına belediye başkan adayı olarak geldim. Cenab-ı Allah'ın izni, vatandaşın teveccühüyle 20 ayı dolduruyoruz. Beşiktaş'ın hizmet etmeye gayret ediyorum. 15 yıl önce vekilken İzmir'e gelmiştim. Ya bu yollar yapılmalı dedim. İzmir'e tepesine çıktığım zaman. Allah'ım sana olar olsun. Bizler sizlerin hizmetkarıyız. Bunu unutmayın. Bu memleket Trabzon, Beşiktaş, Tonya çok şeyi hak ediyor. Ama hak ettiğini alamayan bir memlekettir. Biz siyaseti ve siyasetçileri kullanmasını bilmeyen, dik kafalı, kuyruğu dik, eyvallah olmayan, alttan almayan bir milletiz. Bir bölgeyiz. Fakat gelin görün ki Türkiye'nin diğer bölgeleri hizmeti alabilmek için, burada bayan yok aramızda, yine ağzımı bozmadan konuşayım, taklaları ata ata Ankara'da bu hizmetleri kendi memleketlerine taşıyorlar. Bu yolu siz yaptınız. Bu yolu Orhan Bıçakçıoğlu da yapmadı, Osman Beşel de yapmadı. Sizler 1 Kasım'da verdiğiniz destekle bizim elimizi önümüze açtınız. Ve biz de bu vatandaşa, bu millete hizmet etmek aşkıyla bu yolları yapıyoruz. Ama yol her şey değil. Ne ben, ne Osman abim. Tonya'da veya Beşiktaş'ında her kim belediye başkanı olursa olsun, Tonya'nın da Beşiktaş'ının da suyu akar, çöpü toplanır, kanalizasyonu çalışır. Önemli olan bazı farklılıkları ortaya koyabilmektir. Ben 1976 yılında ilk öğretmenliğime Beşiktaş'ın en yüksek köyü Yeni Cami'de başlamıştım. O zaman o köyde 200 tane öğrenci vardı. Bugün hem Tonya'nın hem Beşiktaş'ın bütün köy okulları kapalı. Nüfus aldı başını gidiyor, gurbete çıkıyor. Niye? Bu memleket burada doğanı doyurmuyor da ondan. Onun için bizim farklı şeyler yapmamız lazım. Giden gitti. Gidene Allah selamet versin. Kalanı nasıl mutlu edebiliriz? Kalanı nasıl burada tutabiliriz ve üstüne koyabiliriz? Öyle projeleri yapmamız lazım ki bu Beşiktaş'ı, bu Tonya bir cazibe merkezi olsun, kanat çekim merkezi olsun, insanlar buralara gelsin, gitsin, yatırım gelsin. İşte organize sanayi bölgeleri bunun için bu bölgelere yapıldı. Nüfus artsın diye, ekonomi canlansın diye. Benim annem Tonyalı. Yaylada beraberiz. Biz Mandagöz'deyiz. Birçoğunuz Derinoba'da. Bizim obanın da yarısı Tonyalı. Orta mahalleden annem. Ben bu yolu ve İzmir'e giden toplam 7 kilometre yolu doğrudur. Beşiktaş Belediyesi'nin bütçesiyle yaptım.
Ben bu sene Beşikdüzü'nde 35 kilometre bu yol gibi beton yaptım. Yol döktüm. Büyükşehir Belediye'mizin katkısıyla da 6-7 kilometre asfalt yaptık. Orhan Gümrükçü yolundan da Allah razı olsun. Her dediğimizde istediğimizi alabileceğimiz bir abimiz, büyüğümüz önümüzde. Şimdi Osman abi biraz önce söyledi. 1800 kilometre yol. 500'ünde de 700 kilometre var. Tabii ki bunlar da zaman içerisinde yapılacak. Benim hedefim her yıl 50 kilometre beton yol yapmak Beşikdüzü'nde. Bunu başaracağıma inanıyorum. Bunun büyük bir kısmının zaten kredisini bulmuşum ve yapacağım. Ama dedim ya, önemli olan buralara farklı şeyler, farklı hizmetleri taşıyabilmek, buraların nüfusunu artırabilmek. Ben seçim arifesinde Omal mevkiine bir makine yollamıştım. Oranın da bir yolu var. Osman abi devamını bekliyoruz diyor. Ora benim makineye yolladık fakat kırıcı işi çıktı. Allah izin verirse bu kıştan sonra yeni bir makine aldım. Beşiktaş Belediyesi'nin şantiyesine geldi, teslim oldu. 500 lira verdik. O makineyle o yolu, o malı İskenderli'ye bağlayacağım. Ve Allah'ın izniyle de onu da bu yol gibi betonlayacağım. Bunu da böyle bilin. Söz vermiyorum. Bunlar söz değil. Vaat değil. Ben yapılması gerekeni, çünkü bizim İskenderli, Konya, özellikle İskenderli'deki vatandaşlarımızın birçoğu Beşiktaş'ında ikamet eder. Beşiktaş'ında durur. Onlar biz bir et ve tırnak gibiyizdir. Ayırmayız birbirimizden. Yani Beşiktaş'ı neyse bizim için İskenderli de odur. O gözle bakarız. Yeter ki buradaki akıt vatandaşımızın konforunu sağlayalım. Rahat ulaşım olsun. Şimdi aşağıki yol biraz yavaş ilerliyor. Farkındayız. Müteahhiti sıkıştırıyoruz ama yıllık ödenekleri az. Süleyman Bey, Sayın Bakanımız konunun farkında. İnşallah daha çok ödenek konup o yolda biter. Bu yolla beraber alternatif bir yol olarak bugün buradan Beşiktaş'a de 16-17 kilometre, oradan da 16-17 kilometre. Arabanızın tekeri çamura değmeden, sarsılmadan buradan Beşiktaş'a inebileceksiniz. Sözümün başında söylediğim gibi bu bizim görevimizdi. Biz görevimizi yerine getirdik. Bunda böbürlenecek, gururlanacak, nefis yapacak herhangi bir şey yok. Hepimize hayırlı olsun. İlçemize, beldemize hayırlı olsun diyorum. Ve ben burada gerek bu yolda çalışan hem Tonya Belediyesi'nin hem Beşiktaş Belediyesi'nin personeline, müteahhit kardeşimize, Başkan Beton'a, Sami Bey'e, buradaydı galiba biraz önce gördüm. Burada. Sami Bey'e çok teşekkür ediyorum. Dedim ki bu yolu bitir, kış geliyor, kıştan önce bitir, bizi kırmadı. Gece projektör taktı, çalıştı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. 2 günde bir, 3 günde bir sürekli geldim, kontrol ettim. Ve ilk defa da böyle bir şeyin içine düştüm. Ben böyle törenlere alışmış birisi değilim. Hiç Beşiktaş'ta döktüğüm yollarda açılış yapalım falan diye de bu da bir açılış olmamış olsun. Sadece bir hasbihal. Biraz sonra Osman abi galiba kavurması var. Kavurmayı getirsin bize. Sohbetimize devam edelim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ ol başkanım. Cenab-ı Allah bizlere, bizim seçimliklere bilerek yanlış yapmaktan bizleri muhafaza etsin. Önümde kalan 39 ay 11 günü yaşayacak. Ömrü bana bahşetsin ki ben de hizmet yapmaya devam edeyim. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma bu veciz ve güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum.